Aşıların etkisi nedir? Özellikle grip aşısından hocamız bahsediyor. Ayları nedir? Ayı atlarsak eğer varsa ayı sıkıntı yaratır mı? Etkisini göstermemezlik yapar grip mı diye. Grip aşısı açıkçası belli yaşlarda yani yapılan bir aşıdır. 6 aydan itibaren yapılabiliyor. 6 ay 3 yaş arasındaki çocuklarda bir ay arayla yarı doz şeklinde yapılabiliyor. 3 yaşından sonra da tek doz şeklinde yapılabiliyor ama her çocuğa gerekli midir? O da yani bağışıklık sistemi düşmüş olan, alerjik bir yapısı olan ya da immün yetmezliğini düşündüğümüz çocuklarda, toplu yerlerde yaşayacak çocuklarda grip aşısı yapılmalı ve o süreç biraz daha hafif atlatıyorlar. Grip gerçekten ciddi bir rahatsızlıktır. Hani bizim genellikle yanlış bir kanı var. Yani nezleyle grip çok karıştırılabiliyor. Soğuk algınlığıyla grip çok karıştırılabiliyor. İşte hafif burnumuz akıyor, kendimizi kırgın hissediyoruz falan. Daha grip oldum. Grip oldum. Ya öyle bir şey değil aslında. Grip gerçekten daha ağır bir hastalık. Ateşlerin yüksek seyrettiği, yine burun akıntısı, nezle kırgınlık haliyle başlıyor. Bütün hastalıklar hemen hemen aynı şekilde süreçten başlıyor ama biraz daha ağır seyrediyor. Öksürük şikayetleri etkilenebiliyor. Akciğer bulguları, dinleme bulguları etkileniyor. Ve yaşlı insanlarda ve çok küçük çocuklarda bazen hastane süreci de bu hastalık seyrinde olabiliyor. O yüzden de grip ihtiyacı olan insanlara, 65 yaş üzerinde ve küçük çocuklara grip aşısı yapılmalı. Bir yıl kontrol altına vücudu alıyor mu hocam peki o aşı? Bir yıl boyunca etkili. Bir yıl sonra tekrar aşılaması gerekiyor. Doktor önerisi ve doktor hastane koşullarında doktorunuyla beraber yapılması gereken bir aşı. Evet. Çünkü alerjisi olan, yumurta alerjisi olanlara da grip aşısı yapılmıyor mesela. O yüzden de hani yani eskiden işte kontrolsüz bir yerlere gidip yapılan aşılar vardı. Ama şu an sağlık ocaklarında ya da işte takip ettirdikleri doktorlarında belli dönemlerde.